Selamlar, mükemmel, harika bir gün. Bugün de Yüce Rabbimizin rızasını gün yaşamanın, hayırda, takvada yarışmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Şükürler olsun Yüce Rabbimiz bizlere şu hidayeti, şu sağlığı, sıhhati, huzuru, mutluluğu vermiştir. Her zaman bunun şükrünü yerine getirerek, her günümüzün de değerini bilerek yaşıyoruz. Bizim için her gün ayrı bir hayat, ayrı bir ömür. Hayır yönünde, takva yönünde bir yarış. Bu şekildeki bir hayatı Allah'ın izniyle her zaman yaşamaya çalışıyoruz. Bu bir ödül kazanma meselesi değil. Bu tamamen Yüce Allah'ı çok sevmekle alakalı bir durumdur. Bu nedenle Allah'ın izniyle gösterişen değil, Yüce Allah'ı çok sevdiğimiz için her gün namazlarımızla, oruçlarımızla, dostları ibadetlerimizle Yüce Rabbimizin rızasını arıyoruz. Bugünkü konumuz ebedi alemdeki mükemmel hesap. Düşünün, şu mükemmel kainatı yaratan, şu mükemmel nimetleri bizlere veren Yüce Rabbimiz bizlerden bazı sorumluluklar yapmamızı istemiştir. Bizlere kulluk görevini vermiştir. Biz her şeyden önemlisi bunu yapmalıyız. Bunun dışında yapacaklarımız, emin olun, bizi yanlışa sevk edebilir. Şu dünyanın geçici menfaatlerini tabii ki helal yönden rızkımızı kazanmak için uğraşacağız. Ama asıl olan şudur. Önce Yüce Rabbimizin bizden istediklerini yapmalıyız. Bu her şeyden önemlidir. Bunu ben söylemiyorum ki. Hakelam Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah bizlere söylüyor. Ve şu gördüğünüz bütün insanlar geçmişten günümüze, Hazreti Adem'den Hazreti Havva'dan itibaren son insana kadar, kıyamet gününe kadar hepsinin şu dünyaya geliş amacı kulluktur. Ve yapması gereken ibadetler mevcuttur. Bunlar yaptığı an değerlidir. Yapmadığı an ne yazık ki bir vebale girer. Şimdi insanlara söylüyoruz. Diyoruz ki şu hataları yapmayın. Hakelam Kur'an-ı Kerim'i okuyun, anlayın, fiiliyatta yaşayın. Yani biz kendimiz için bir şey istemiyoruz ya da başkası için. Onların menfaatine, iyiliğine söylüyoruz bunları. Herkes kendi bedenine baksın, mükemmel, gerçekten mükemmel. Öyle bir sistem ki insanlara şu nimetleri bahşetmiş Yüce Rabbimiz. Bunun farkında olun. Gaflet içinde hayatınızı mahvetmeyin. Bakın şu dünyadaki sınavlar, makamlar, mevkiler, zenginlikler, mülkler, eğlenceler, zevk sefalar uğruna ne yazık ki insanlar her türlü haramı yapıyor. Yüce Allah'ın rızasını zerre kadar düşünmüyor ne yazık ki. Şimdi biz şurada şu soruyu sormalıyız. Yüce Allah'ın hükümlerinin dışında yaşadığın bir hayatın sana nasıl bir hayrı olabilir? Hiç mi düşünmüyorsunuz, hiç mi akıl etmiyorsunuz? Hakelam Kur'an-ı Kerim'de de şu sorular soruluyor bizlere. Gerçekten o kadar mutluyum ki. Her gün oruç tutuyorum, namaz kılıyorum. Kur'an-ı Kerim okuyunca o kadar mutlu oluyorum ki. Çünkü Yüce Allah'la konuşuyorum. Onun rızası için elimden geleni yapıyorum. Oradan öğrendiğim dost doğru hayatla insanlara dost doğru bir hayatı göstermeye çalışıyorum. Bunun hedefi içindeyiz. Bunun mutluluğu, emin olun, hiçbir yerde bulunamaz. Kendini mutlu zanneden, Yüce Allah'ın hükümlerinin dışında yaşayanlar emin olun kendini kandırıyorlar. Kendini rezil rüsva ediyorlar. Böylelerinden olmayın. Yüce Allah'ın karşısına çıktığımızda, o hesabı vermeye çalıştığımızda şu yaşadığın hayatı hatırla. Dost doğru yaşıyorsan ne mutlu sana. O zaman bir tebessümle, belki de mutluluk gözyaşlarıyla orada bulunacaksın. İnşallah bu şekilde bulunanlardan oluruz diyorum açıkçası.